Sevgililer, iradi, hakiki ve hakim olan ilim aklın tahtıdır. Biz orada aklı hak ettik. Erdiğimiz yerde şeytanla karşılaştık. Şeytan sordu, kelam var mı dedi. Oh ne iyi dedik. Otur konuşalım dedi. Olur dedik. Son söz insanındır dedik. İnsan kalemdir, kaynaktır, yarındır ve saklı tutar yüreğini dedik. Dedi ki, ana ben senim. Al dedim, öldüğünde ben senleşirim ama bugün sen yaşıyorsun. Yaşadığın sürece sensizim ben. Ve dedi ki, ben ölümlü, sen ölümsüz. Öyleyse ölüler diyarı bizsiz kalsın. Ve dedik ki, evrenlerin sessizliklerinde yarınları tohumlarken bina yaptığımız an bilip birlik halinde yapalım. Sen negatif, ben hulus ile pozitifi tohumlayalım. Ve sordu, sel basarsa yolcuların yüreklerini ne olur dedi. Ben senleşirim, kontrol ederim dedim. Ben de senleşirim, kotlarım dedi. Hadi dedim, çalışalım. Ben paralı, pullu işlere girmem dedi. Ben yaparım dedim. Peki dedi. Hadi yapalım dedi. Hata yok anam. Altın Tanrı Rahmi Kur'an'da hal olduğunda aklın tahtında hakiki olur. Ayda bir kere barış çalışmaları yapın dedi. Ve dedim ki, ama insanlıkla yapalım. Ayda bir kere barış çalışmaları olur mu dedi. Olmasın dedim. Ben barışı değil savaşı tohumlayacağım dedim. Bana sordu, barışçı mısın savaşçı mısın dedi. Ben savaşı sevdim. Barış sessizliğin olsun dedim. Ve sordu, savaş barışı tohumlar mı dedi. Hah dedim, işte bu. Savaş barışı tohumlar. Ben ana kapı insan. Savaşın sayfalanışını yaparım. Ama ben helal tahttan indim. Savaşta kaybım olmaz. Ha, doğanın gücü benim yüreğimdir. Ölümlü dünyada ben tohumlanırım. Doğan günde kanatlanırım. Ağır yükü hafifletirim. Aşırıya kaçanda dillenirim. Dürümlerim yürekleri halik olur, hasat olurum. Oğul ben savaşa geldim. Barışla yokum bilinsin. Ben dünyayı hak ettim. Dünya ben dünyayım. İnsan soyu bendir bilinsin. Öyle çok çalışırım ki saltanat suskunlaşır, yoğunluk kontrol edilir, savaşı kaybettirmem. Başımda insan soyu vardır bilinsin. Şu ana kadar insan soyuna görev taşıtırken kıranın kırılmayacağı bir dürümde bütünün kürzü tohumlamasını yapmaya kalkışanlara insan sistemlerini anlattım. Varlık boyutları dürümlerinde kodlandı, tohumlandı, bedenimde kontrol kurdu ama ben canda tanrılık meclisinde yaşamı sayfaladım. Bilmeyene şunu anlatmak isterim ki, kent yaşam köy yaşamdan farklıdır. Ayrı gayrı gözetilmez köyde ama kentte altın tanrı dahi ayrılık gözetir. Korkuyu aşın ve deyin ki, Kenan tahtının sahibiyim ben. Ey dağlar, ben Kenan sarardığında, yaşamadığında, kırıldığında ortak olurum ona ve yaşatırım. Dinleyiniz. Yoruldunuz biliyorum ama şunu da size anlatmak isterim ki, merdiven insan soyudur. Yıktınız dünyayı dedim ya size. Yıktınız yoğunluklarınızı, tohumlarınızı kırdınız dedim ya size. Size dedim ya,
Çıldırdı dünya. Karanlıktı dünya. Kürzi tohumlama yapmaya niyetsizdi. Kırıcıydı. Takdir ettim. Aha bu dedim. Kırılmaz mı? Kırılır. Eğlence bitti camlar. Binayı yıkmaya niyetim yok. Bunu bilin. Bugün ben bina yıkmaya gelmedim. Bilen bilsin ki ben tabuları yıkmaya geldim. Tüm insan soyları için insan sistemlerinde yarınlaştırdıklarımı kaynağa almaya geldim. Beni Mikail diye bilin. Yarının ışığında miraç olan Mikail ağır yükü hafifletebilir. Vakti gelir sanal boyutları tohumlayabilir. Korkuyu aşırtabilir. Erenlerin diyarından gök sözcülüğü için dünyaya indirdiklerim merdivenlerin en üstündeki yüceliklerde bütünün kötülüğünü önledikleri için altın tanrı olarak ocak yaktık, ocak sayfaladık onlara. Büyük gün geldi canlar. Hayrı şerden ayrı tuttular. Hayrı şerden ayrı tuttular. Şer aklın tekniğidir. Hayır ise aklın tahtındandır. Şeri hakka verin, aklı kaynağa verin. Alın bilgiyi okuyun. Orada nur olur, nur. Kör müyüm? Görevim körlüktü. Ama ben gözüm. Beni kör saydılar. Yerküre insan soyudur, biliniz. Işık yandı dünyada diyor yürek. Işık yoktur. Yoldur yüreğimizdeki o ışık. Canlarım. Mahrek insan, mahrek olmayan insan, halik olan insan, halikin hakikatinde hak olup yaratılan yine insan. Açıyı daraltan insan, geçişi yaptıran insan, genişi tohumlayan kotluya yine insan. Kıran insan, kırdığı insan. Evimde insan, evimin ötesinde yine insan. Ama ben o insandan öte olan insan. Kurt kuzuyu kapar dediler. Kuzu olurum, kurdu kaparım, bilinsin. Bugüne kadar dünya sırrı olarak bilinen her ne varsa ağır yüktü insana. Ben onurlu olarak bu yaşamı tohumlamaya inen Mikail'im. Başka bir dünya, başka bir yaşam, başka bir sayfa ama her sayfada sanal tohumlama. İşte buna mani olmak istedik. Etkim yükseldikçe kelamım yükselir. Ekibim yükseldikçe yaşam yükselir. Ve muktedir insan unuttuklarının hepsini tek tek diller. O zaman insan kama çıkarır ve tüm sayfalarını tek tek yırtar, ayırır ve der ki ben her diride var olan yaşam olarak buradayım. Doğanın kürzi tohumlamasını yaptığımda her mahrek benim yüreğimdir. Kal ya da kalma, göl senin yüreğini de güçlendirecektir. Benimle çalışmak istemiyorsan gerçek çalışman senin yüreğinde olacak. Ama bu çalışma birlik ile olacak. Bu birlik tanrılık birliğidir. Tanrılık birliği halik olanın hasatını yaptıran ve tohumları kotlayan birliktir. Meyhane insandır dediğimde hologramda meyhane olduğunu düşünenler içmeye başladılar. Kelamı içtiler. Yaşamı içtiler, şavkı içtiler, insanı içtiler. Vakit gelir de insan sistemleşir, halikte, hakikiyette dürümlenirse diye düşündüler. Vakit geldiğinde unutulanları hatırlarız dediler. Karanlıktılar.
Aya baktılar, ışık saydılar. Aydaki yoğunluğu. Çok mu kolay? Çok kolay canlar, çok kolay. Gül yüzlüler, ben sizim, bunu bilin. Biliş halinde sizsiz değilim. Ama şunu bilin ki bu dünya kontrol altında tutulacak. Bu dünyada kırıcılar olup, kıranlar olup, yarınları kırdıklarında o diyemeyiz onlara. Ölümlü dünya, ölüler diyarı denilen bu dünya, dağa taşa ışık verip ben varım diyecek. Ve yaşam sessizce sürecek. Bütün kötülükler aşılacak. Cemaatler cevap istediler. Yüreğimden cevap da verdiğim. İşte bu. Bundan sonraki dönemde sığ yaşam kanatlanacak. Bundan sonraki dönemde tüm sistemler çağlayacak. Biliniz ki çağlayanlar yaşamlara dökülmeye başlayacak. Ve dünya öz geçişini yapmıştır artık. Öz geçişini yapan bu dünyada muktedir insan olacak. O muktedir insan elinin gücüyle tüm yaşamı kontrol altında tutacak. Değerliler, dolmakta olan bu yaşam toprağın tohumunu yaşatacak güçtedir. Kelam güçlüdür. Sistem güçlüdür. Erdiğimiz yer güçlüdür. Bilişimiz güçlüdür. Ortak yaşamımız güçlüdür. Dünyalılar korku içindeler. Ölmekten korkarlar. Sevgililer, ölüler diyarı olan bu dünya yaşamı bilmez ki. Bilse korkar mı ki? Seviyeniz çok iyi. Size anlatmak isterim. Siz ölüydünüz. Sizi dirilttik. Yaşam ölüdür. Bu ölümlü yaşamda sistemi kurduk ve sizi dirilttik. Burada oluşunuzun yegane nedeni dirilmiş olmanızdandır. Kare insan küp sisteme vardığında ayrı gayrı biter. Biliniz ki maya tutmuştur. Tohum ekilmiştir, tohum yeşermiştir, bütünlük güçlenmiştir ve bilinçli olanlar din tahtının ötesinde halik olup hasatını yapmıştır. Sayın bayanlar, sayın baylar, yarında ne olur bilir misiniz? Kulluk olur. Nüve olan insanın kulluğu olur. Maya tutmuştur artık. Bin altın ışık bir tek yaşamdır. Ama biz sizdeyiz analar. Örümlü tüm yaşamlar, örümlü olmayan yaşamları tohumlar. Bu dünya örgü ören bir dünyadır. Sesin örümlenmesi bu yaşamda gerçekleşir. Şu anda ben örümdeyim, bunu bilin. Sesi örmekteyim. Ama bu örgü tüm sistemlerin örgüsüdür. Neyi yaptım diye sorarsanız, Tanrılık mahrekinde yarını tohumluyorum. Ha örüp kodluyorum. Kontrol kuruyorum. Vakit geldiğinde göreceksiniz ki yaşamı tüm yarınlara tohumlamışım. Ve geri dönüşünüzde bileceksiniz ki dünyanın ötelerindeki dünyalar örgülü bir yaşamı sayfalamaya başladılar. Din yoktur. Dirilik vardır canlarım oralarda. Biz dini yaşamdan ayrı tutmaktayız. Sanılır ki Allah'a inanç dinde tabuları yıkmak içindir. Yaşam insanın kapısıdır canlarım. Kapıyı açın da görün ki insan nefesle çalışır. Nefes yoksa dirilik yoktur. Dincilik, ilimcilik ayrıdır. Biz dini, ilmi tohumlamak için kodladık. Ama ilim kontrol edildiğinde artık dinin gereği yoktur. Yoğun dünya çalışmaları temiz bir dönemi başlatmıştır. Bu dönemde yeni bir zamana geçerken hepimizin Tanrılık Meclisi'ndeki gücümüzün artması söz konusudur.
Üzerimizdeki gök daha güçlenmiştir. Yaşamı sayfalayan ışığımız daha güçlenmiştir. Resim yapabilecek olanların gücü artmıştır. Tabuları yıkanlar ışığa varmaktadırlar. Ve yanının nefsi aşıcı o yüceliği bütünün gücü haline dönüşmektedir. Saygılar sunuyoruz demiştik ya hani. Hepinize saygılar sunmuştuk ya hani. Altın ışık yılları sizinle dilleşecek, sizinle dürümleşecekti ya hani. Kollarım kollarınıza ulaştı. Körün gözü artık görmektedir. Göreviniz insanlığa hizmettir. Hepinizin gerçeği budur. Geri dönüşünüz bütünün gücüyledir. Söz vermiştiniz, bu yaşamı hak edecektiniz. Ve insan sisteminde bütünün gücünü tüm yaşamlara indirecektiniz. Kur'an tohumu olacaktınız. Ortak zamanı sayfalayacaktınız. Yıldızların sırrını bildirecektiniz. Ve ilim yapacaktınız. Atlanta ana kapısı sizsiniz, bunu bilin. Bu kapıyı açan üzerindeki yüceliği hak etmelidir. Ve bu kapı açılmıştır. Yormayın yüreklerinizi. Kalemin ilmini bilmeyen aklın tekniğini de bilmez. Becerin, hak edin. Has tahtın tohumu olun. Özel güçlükleri aştınız biliyorum. Hepiniz çok büyük sıkıntılar, çok büyük acılar yaşadınız. Vakit gelir, hepinizin yüreğindeki o yüksek kürzi toplum yenilenir, bunu bilin. Sanki hiçbir şey yok olmamış gibi bileceksiniz ki dünya, dünyanın ilmidir ve bu dünyada yaşanan her neyse yarının tekniğidir. Sizinle çalışmak bizlere mutluluktur. Son sözüm şudur ki, umut, muktediriyetin hakikiyetindeki insandır. Yolunuz yolumuzdur. Yüreğiniz yüceliğimizdir. Ölümlü dünyanın öz köklerini göklere ulaştırdığınızdan sevgiyle kucaklandınız. Biz mahrekteyiz ve sizdeyiz. Unutmayın. Yıldız sırrı yaşamın sırrıdır. Sanki hiç doğmamışsınız, sanki hiç ölmemişsiniz gibi bizimle olacaksınız yine. Ama şunu iyi bilin ki, bizde, bizim yüreğimizde an kaynaklarında hep varsınız. Çok kökler göklere ulaştı bugün. Şu anda hastalık, iyilik sorgulaması yapmayın. Hepinizin ilminde ışık yandı. Hali oldu, hak oldu, has oldu, hata affoldu. Tüm yolcuların tüm hataları affoldu. Mustafa Kemal Atatürk dünden bugüne sizdeydi, bugün sessizce sizleşti. O biz, biz oyuz. 3 mükafatımız var size. Biri insanlaşmanız, diri yoğunluklarda ışık olmanız ve diğeri de halik olmanız. Sizler 3 mükafatın sahibi oldunuz. Şimdiye kadar hiç kimse bu 3 mükafatın sahibi olmamıştı. Sizler bu 3 mükafatın sahibi oldunuz. Ve bundan sonraki süreçte cinni cemaatlerin hepsi size hizmetçi olacaklar. Cemaatlerin her birinde cevheri ışıklar olacak ve tüm yaşam sizinle olacak. Cinni cemaatten söz etmek isterim size. Onlar yukarının torbasını taşırlar da yolcularını bulamazlar. Onlar yaşamı taşırlar da yaşamsızdırlar. Onlar yoğunluklarında kontrolcü olurlar ama koruyucu olamazlar. Onlar artık size, sizin yüreklerinize çalışacaklar. Kontrol sizde olacak. Ayar bozulmayacak.
çok mutlu olun, çok güçlü olun, çok yüce bir döneme giriyorsunuz. Bundan sonraki dönem kalemde kaynak olabilme döneminizdir. Verdiğim her bilgiyi dinleyin. Ben ne verirsem onu alın, yaşama indirin. Verdiğim tüm bilgileri dilleyin. Sistemle güçlenin ve yoğunlaşın. Bugün verdiklerimi yazılı olarak da anlatın. Ama okunur, ama okunur, ama okunur, benimki okunur. İmkansızdır okunmaması, bunu bilin. Bundan sonraki dönemde Yaradan'ın tanrısal ışığında her şey yazılacak. Analar, orta zaman yolun kontrolü için gerekir. Ama yeni zaman görevi taşımak için gerekir. Sistemin gücünü yeniden diriltirken burada yaptığımız bu çalışma gelişin gidişidir. Ben geldim ve ben gittim. Ama geldiğim yer kelamdı, gittiğim yer halik olduğum yerdi. Şimdiye kadar kalem olup yazdım ve ben ses oldum. Ve bundan sonra sizim ben, bilin. Bugün burada ses verin dedim, sizde dillendim. Ben sizdim. Bundan sonraki süreçte ses zamanlarında, ses yaşamlarında, yer kürede, yeni bir dürümde sizinle çalışacağım. Ama şunu iyi bilin ki ortak zaman tohumların kontrol altına alınabileceği tekniği bütünün tahtitsizliğinde yenileyecek ve yüceler cümlesinde timler oluşturacak. İşte oluşacak timler sizlerin yüreklerinizin gücü olacak. Yer yürektir. Görev güçlü ise yer köklerde güçlendirici olur. Sevgililer, ben sizi, sizlerin yüreklerinizi dinlerim. Bilirim ki siz beni dinleyip dillerken karanlığın ışığıyla dinlersiniz. Bundan sonra dahi yine beni karanlığın ışığıyla dinleyeceksiniz. Ama ben hep sizi kendi yüreklerinizden dinleyeceğim. Doğanın gücüyle, yaşamın görevi olarak. Neden? Seyrettiğim dünyayı yaşatmaya indim. Dünya benim için seyir alanıydı. Ve ben bu dünyayı yaşam sistemleşmesinde, tanrılık kaynağında yarınlaştırmaya indim. Buluştuk, okuştuk, akıştık, hasat yaptık, yaşattık bu dünyayı. Kur'an'da yazdığı gibi, keram tahtındaki hal olduk, has olduk, aktık, aşkla aktık. Vasi tayin edilmeyecek bugünden sonra dünyaya. Her yüce bir kaynaktır. Zabura tahtlarından. Biz bugüne kadar dünyayı vesayet altında tuttuk. Artık dünya velidir. Artık dünya hakikidir. Haliktir. Yasaları koyabilecektir. Bugün sözümü tuttum. Ve sizi size dillettim. Barışa görev taşıdım, savaştım. Beni savaşçı bilin. Vakit gelir, barışçı olurum. Ama barışı tohumlarım, savaşı kayıtlarım. Bencil değilim ama kalemim. Kıranın kırılmayacağı bir yaşamı halik olup kayıtladım. Kırılan kırar, kırıldığından öte kırılır. Yeni zamanda yine kırar, yine kırılır ve bu reaksiyonlar sürer. Artık bu reaksiyonların engellenmesi gerekir. İşte kıranın kırılmayacağı bir zaman sayfalanışı bu nedenle gereklidir. Ve biz bunu başardık. Aydın günler, aydın yücelikler, aydın yarınlaşma ve aydın kaynaklaşma.
Sıla özlemi çeken varsa hadi gelsin. Ben buradayım. İşte bu.